Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da yine gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Kıymetli dostlar bugünkü ilk konu başlığımızda Milli Muharip uçağımız Kaan'ın son durumuna ilişkin gelişmelere uzanacağız. Sayın Mehmet Demiroğlu, TUSAŞ Genel Müdürü. Kaan ne zaman uçacak? Şu an prototipler ne durumda? Bu konulara ilişkin tüm Türk halkının merakını giderdi. İsterseniz detaylar bir karşımıza gelsin. Mehmet Demiroğlu hangi ifadeleri kullanmış hep birlikte öğrenelim. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu Anadolu Ajansı muhabirine vermiş olduğu demeçte Kaan'da 3. uçuş hazırlıklarının devam ettiğini belirterek tarih tam olarak şu anda vermek biraz zor olabilir ama bu yıl içerisinde uçurmayı planlıyoruz dedi. Mehmet Demiroğlu Milli Uçak K'nın 2028'e teslimatı için testlere başlayacakları prototipler P1 ve P2'nin 2025'in sonlarına doğru sahne alacağını ve onlarla çok yoğun teste başlayacaklarını ifade etti. Demiroğlu 2026'da ise P4 ve P5 prototiplerinin testlerinin gerçekleştirileceğine değinerek bu 4-5 prototipimizle tüm testleri hızlı şekilde yapmamız gerek çünkü süre çok kısa ve bizim çok fazla test yapmamız lazım. 2028'lik teslimatlara başlayabilmemiz için bunlar gerekli ifadesini kullandı. İnşallah hep beraber 2025'in sonunda da kanlarımızı gökyüzünde göreceğiz diyen Demiroğlu çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini dile getirdi. Demiroğlu programda herhangi bir gecikmenin yaşanmadığını aktararak şunları kaydetti. Geliştirme programlarında gecikme doğaldır yani olabilir. Bir gün, iki gün, üç gün, bir hafta, iki ay bunlar doğaldır. Bu gecikme sayılmaz. Yani planınızdan biraz şaşmışsınızdır. Bizim şu andaki planımız 2028 teslimatı. Bununla ilgili ne gerekiyorsa şu an o plan dahilinde çalışıyoruz. Aksi durum olsa da paylaşırız ama şu anda planımızda herhangi bir değişiklik yok diye açıklamalarını sonlandı. Mehmet Demiroğlu. Şükürler olsun bunlar aslında beklenen gelişmelerde yani Milli Muharip Uçak programında herhangi bir aksaklık hiçbir şekilde bulunmamakta. Ufak tefek tabii ki bir hafta iki hafta şaşmalar olabilir. Bunlar hiçbir şey zaten bunun hepimiz farkındayız. Bizim olsun ama geç olsun ama güç olmasın. Bunun çok güzel farkındayız. Hemen devamında tabii Mehmet Demiroğlu'nun açıklamaları hani basın mensuplarına yapılan bir açıklamaydı. Kamuoyu bu açıklamayı görsün, bilgilensin işte meranı gidersin açıklamasıydı. Ama devamında mesela sadece konu belli izleyenlerin haberdar olabileceği önemli bir müjdeyi, kendi fark etmiş olduğum müjdeyi de paylaşmak isteyeceğim. Şu vakte kadar Milli Muharip uçağımızın taşıyacağı mühimmatlar, işte elektronik sistemler, radarlar falan filan bunları hep konuştuk değil mi? Konuşmadığımız bir şey vardı. Neydi o? Burun topu. Milli Muharip uçağımızın burun topu ne olacak? Kim üretecek? Bugün mesela çok dikkat çekici bir paylaşım geldi. İlk isterseniz paylaşımı karşımıza gelsin. Daha sonrasında ...benim çıkarımlarım doğru muymuş, yanlış mıymış hep birlikte öğrenelim. Görmüş olacağınız üzere bu metinde aslında bir iş ilanı görmektesiniz. Ee, yazmaktaydı başta işte değerli bağlantılarımız... ...ülkemizin en prestijli savunma sanayi projelerinde çalışmak üzere... ...TR Mekatronik ailemizin bir parçası olmak isteyen her tecrübeden... ...takım arkadaşları arıyoruz denilmekteydi diyebilirsiniz. Kan bu TR Mekatronik kim? Kıymetli dostlar, TR Mekatronik düzce merkezi sarsılmaz firması vardı hatırladınız değil mi? Ee, milli tüfeklerimizi üreten... Sarsılmaz firmasının bir alt firmasıydı aslında bu TR Mekatronik. Şimdi son kısmımı gelmek isteyeceğim. Başvuru yapan arkadaşlar nerede çalışacaklar? Burada mesela T-129 Atak helikopterimizin burun topu 20 milimetrelik onun üretiminde ve hemen burada kırmızı dikdörtgen içerisinde ne yazmaktaydı? Milli Muharip Uçak Kaan'ın uçak topu. Yanlış görmediniz yani TR Mekatronik Kaan'ın uçak topunu da üretmek için elemanlar aramaktaydı. Yani bu ne anlama geliyor? TUSAŞ Sarsılmaz işbirliği hayır uğurlu olsun. Milli Muharip Uçağımızın burun topunu da Sarsılmaz şirketimiz TUSAŞ'la birlikte geliştirmeye yavaş yavaş başlıyor ki iş ilanı bu şekilde paylaşılmıştı bugün. Benim bayağı bir dikkatimi çekti. Hız kesmeden Milli Muharip Uçağımızın eksiklerini, gediklerini tamamlamaya çalışıyoruz. Hani yerli firma sayımız ne kadar arttıkça Milli Muharip Uçak'taki o çok kritik sistemlerde yerli firmalar üzerinden giderilebiliyor. Yani Atak helikopterimizin burun topunu yaptı ilk başta Sarsılmaz. Daha sonrasında ise görmüş olacağınız Üzere, milli muharip uçakta da yine sarsılmaz ürünlerini kullanacağız yerli olsun bizim olsun gerekse birazcık da pahalı olsun pek mühim değil çünkü parasını bile verip alamadığımız savunma sanayi ürünlerini zaten hepiniz bilmektesiniz. Yeter ki bizim olsun parayı 3-5 kuruş daha fazla buluruz, dekleştiririz. Orası sıkıntı değil diyorum ve akabinde bugünkü ikinci konu başlığımızda Bosna Hersek'e gideceğiz. Bosna Hersek Savunma Bakanı Türkiye'den 6 adet Bayraktar TB2'nin alımı için sürecin başladığını ve Bosna Hersekli askeri yetkililerin artık Ankara'da eğitim gördüğünü duyurdu. Ama çok dikkat çekici ifadelerle bu cümleleri kurdu Sayın Bosna Hersek Savunma Bakanı bakanı detaylar bir karşımıza gelsin. Boston Ersek Savunma Bakanı Zuken Heles dün bir canlı yayına katılmıştı. Zuken Heles katılmış olduğu canlı yayında Türkiye ile 6 adet Bayraktar TB-SIA ve 3 adet kontrol istasyonu için anlaşıldığını doğruladı ve açıklamalarının devamında dedi ki Heles, Türk Savunma Bakanlığı geçtiğimiz günlerde ziyaret ettim. Ziyaret oldukça verimli geçti ve birçok somut konuda anlaşmaya vardık. 60 pilotumuzun eğitimi konusunda anlaşma sağladık. Şimdi kıymetli dostlar, Sayın Yaşar Güler'e olsun dediğim mevzuya geliyoruz. Diyordu ki Bosna Ersek Savunma Bakanı. Türk mevkidaşım hangi alanda yardım ihtiyacınız varsa bana söyleyin dedi. Antidron sistemleri, savaş helikopterleri ve özel birliklerimizin eğitimi hakkında konuştuk. Türk yapımı mayına dayanıklı pusu korumalı zırhlı araç kirpilerin sevkiyatına ilişkin imzalarda atıldı. Bu araçlar Ukrayna'da belki de dünyanın en iyisi olduklarını kanıtladı. Mürettebatın yok edilmesi neredeyse imkansız. Bu araçlar bu alandaki teknolojinin en zirve noktasını temsil ediyor. Siyaların sevkiyatına ilişkin prosedür ilerliyor. Bu konuyu Brüksel yani NATO üzerinden müzakere ettik ve niyet mektubu gönderdik. Türkiye bize 6 adet Bayraktar TB2 tedarik etme konusunda istekli. Bayraktar TB2'ler zaten üretim aşamasında dedi. Son olarak da Bosna Ersek Savunma Bakanı söyleyeceklerim için kamuoyundan özür dilerim. 1992-1995'te başımıza gelenlerden Soykırımdan, kundaklamadan, tecavüzden sonra insan savaş aracı ve zırhlı araçlara neden ihtiyacımızın olduğunu bize sormak ancak bir aptalın işi olabilir. Bosna Hersek tarihinde hiç kimseye saldırmadı. Ancak bir daha asla 1992-1995'teki gibi hazırlıksız olmayacağız. Bunun bedelini çok ağır ödedik ve bir daha asla insan hayatıyla ödemeyeceğiz diye açıklamalarını sonlandırmıştı. Özellikle de o Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez'in son kısmı vardı ya. 1992 ve 1995'te soykırım olaylarına değinmiş oldu. Bir daha asla o günlere dönmeyeceğiz diye. Merak etmeyin Sayın Bosnalı Bakan, o durumlardan siz ne kadar rahat olmuşsanız Türkiye sizin 3 katınız 5 katınız rahatsız oldu. O dönemlerde illa ki benden yaşça büyük abilerim daha iyi hatırlıyordur. Ben yani sonuçta medyadan gördüğüm kadarıyla yani Türkiye çok yardım etmek istedi. Türkiye gerçekten de çok yardım etmek istedi ama o dönemin konjektüründe bu ne yazık ki mümkün olmamıştı. Yani aslında biz de geçmişten çok güzel dersler çıkarttık. Bosna Ersek bir daha eski günlere dönmek istemiyor. Fakat bir artı bir ekliyorum yanına. Türkiye'de eskisi gibi Bosna Ersek'te savaş suçları işlenirken sessizce izleyici olmak, mecburen sessizce izleyici olmak istemiyor. Bunun aksine Yaşar Güler açık açık diyor ki mevkidaşına ne eksiğim var anlat çözelim. Yani bu cümleyi Sayın Yaşar Güler kaç farklı mevkidaşına kullanır? Bunu iyi anlamak gerekiyor. Bosna Ersek'e yani 6 tane bayraklar TBK veriliyor dedim ya büyük ihtimalle bunlar hani bedelsiz verilecektir. Benim tahminlerim bu şekilde Rıvatistan'la mesela 91 milyonluk sözleşme imzalanacak önümüzdeki dönemlerde Hırvatlar yani almak için 91 milyonu gözden çıkartmışlar. E yani gideriz biz Hırvatlara 5-10 fazla yazarız ama Bosnalı kardeşlerimizden bence para almamalıyız. Benim şahsi görüşlerim bu şekilde ki özellikle devlet büyüklerimiz zaten bu konuda oldukça hassaslar. Türkiye'ye abi olarak bilen devletlere Türkiye'nin sahip çıkması lazım. Kimse bundan sonra Bosna'yı sahipsiz sanmasın. Türkiye artık eski Türkiye Gerçek manada değil öyle lafta değil. Anlatıyorum işte gelişmeleri. Artık eskisi gibi kesinlikle ama kesinlikle değiliz diyorum ve... Devamında bugünkü üçüncü konu başlığımızda sosyal medya haberlerimize gelelim mi? Yine sosyal medya haberlerimizde de oldukça dikkat çekici gelişmelere uzanacağız detaylar bir karşımıza gelsin. Bugünkü sosyal medya haberlerimizde ilk olarak bir Almanya Savunma Bakanı Pistorius'un son yapmış olduğu bir Türkiye açıklaması vardı. Hani görünce Allah Allah hayırdır dediğimiz bir açıklamaydı. Ne dedi Pistorius? Türkiye NATO içindeki en büyük silahlı kuvvetlerden birine sahip ve her zaman güvenilir bir ortak olduğunu kanıtlamıştır diye dikkat çekici bir ifadesi olmuştu Almanya Savunma Bakanı'nın. E ne yapsın bunlar? Kendi savunmaları ABD'nin emrinde olunca baktılar ki Türkiye gün be gün gün gücüne güç katıyor. Daha sonrasında ne yapacaklar? Türkiye'nin yanında zoraki de olsa yer almaya çalışacaklar. Zaten Eurofighter satışının onaylanması da aslında bunun en büyük örneklerinden bir tanesi. Sanmayın ki bugün bunların kapısına uçak almak için gidiyoruz ama önümüzdeki dönemlerde yani 2028 yılında mesela milli muharip uçağımız Kaan geldikten sonra hangi güç veyahut da hangi bir etken bize gidip de Almanya'nın kapısında Eurofighter beklettirebilir? Yani kendi içinizde bu soruyu cevaplasanız dahi zaten mevzular netlik kazanır. Hemen devam devamında burada evet bir Birleşmiş Milletler oylamasının sonuçlarını görmekteyiz. Peki hangi oylamanın sonucu? Filistin devleti kendi geleceğini kendisi mi belirlesin? Bu soru sorulmuştu. Yani dünya üzerindeki farklı farklı ülkelerin Birleşmiş Milletler temsilcilerine toplantıda bu soru soruldu. Ve görmüş olacağınız üzere buradaki yeşiller, onaylar aslında Filistin devletinin kendi geleceğini kendisinin belirlemesi gerektiğini düşünen ülkelerdi. Burada tabii ki de belli başlı ülkeler mesela bizim dikkatimizi çekmekte. Orada kimler var? Görmüş olacağınız üzere mesela Arjantin, ABD, İsrail, Paraguay, Nauru ve Mikronezya böyle ülkeler mi varmış ismini bilmiyorum ama bunların temsilcileri mesela hayır oyu vermişler. Demişler ki Filistin kendi geleceğini kendisi belirleyemez. Acaba sormak istiyorum bu ülkelerin iç işlerine herhangi bir ülkeden sadece ufak bir eleştiride dahi bulunulduğunda bizim iç işlerimize karışma diyen ülkeler burada nasıl hayır oyu kullanabiliyorlar? Gerçekten de anlamak hiç ama hiç mümkün değil. Devamında kıymetli dostlar hep birlikte bir Yunanistan'a gidelim mi? Özellikle de son dönemde Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan'ın Yunan mevkidaşıyla sık sık böyle diyalog halinde olması Yunanistan'daki bazı istifaların sebebi oldu. Kıymetli dostlar Yunanistan Dışişleri Bakanlığı 1. Genel Müdürü Büyükelçi Rossos Kondoros istifasını sundu Dışişleri Bakanlığı'na istifanın gerekçesi de şuymuş neymiş işte mevcut Yunan Dışişleri Bakanı şu an Hakan Fidan'a çok sayıda imtiyaz veriyormuş Türkiye'nin çıkarlarla olan birçok mevzuda Yunan çıkarlarını göz sizin farklı farklı uygulamalar yapıyormuş. Hatta bundan dolayı da bazı toplantılara kendisini davet etmiyormuş Yunan Dışişleri Bakanı. Bunu görüp daha fazla dayanamayacağını dile getirip bu şekilde bir mektup yazıp... ...Yunanistan Dışişleri Bakanlığı 1. Genel Müdürü Büyükelçi görevinden istifa etmişti. Yani bu ne anlama geliyor? Sayın Hakan Fidan sonunda Yunan içlerine de karışmış oldu. Hazır Yunanistan dedik Avrupa Birliği'nden skandal Ege haritası bugün karşımıza çıktı. Görmüş olduğunuz bu harita Avrupa Komisyonu tarafından paylaşılmıştı. Harita neydi? Denizsel mekansal planlama. İşte denizdeki mekanların planlanması haritasıydı. Avrupa Birliği'nce yayınlanan. Avrupa Birliği üye devletlerinin deniz alanları haritalandırılmıştı. Fakat görmüş olacağınız üzere Adalar Denizi bölgesinde hani öyle bir haritaydı ki sanki önümüzdeki yaz çeşmeye gitseniz sahilde işte eş dost bir eğlenelim, yüzelim, denize girelim deseniz bu harita ona dahi izin vermiyor. Niye? Çünkü denizin 3-5 metre ilerisi dahi sanki Yunan deniziymiş gibi lanse edilmekteydi. Bu haritada kıymet Dostlar Avrupa Birliği deniz milini 12 olarak almıştı. Yani normal şartlarda şu an 6 olarak kabul ediyorlar Yunanlar ama işte görmüş olacağınız üzere Yunanistan'ın deniz yetki alanlarındaki sınır 12 mil olursa Türkiye nefes dahi alamayacak. Ege'deki denizlerimizden sanki tamamen vazgeçmiş gibi olacağız. Tabii ki de böyle bir durum açık bir şekilde savaş sebebi zaten geçmiş tarihlerden beridir böyle fakat bu skandal harita bugün sosyal medyada oldukça konuşuldu. Bugünkü sosyal medya haberlerimiz işte işte bu tür skandal haritaların gerçeğe dönüşmemesi için Türkiye ne yapıyor? Türkiye boş mu duruyor? Tabii ki de hayır. Milli Muharip uçağımız Kaan'dan gelen güzel haberler sonrasında TUSAŞ boş durmayıp Anka 3'ten de yine güzel haberler gelmeye devam ediyor. Kıymetli dostlar önümüzdeki günlerde Anka 3'ten hayalet modda atış testi gelmesi beklenmekteymiş. Anka 3'ün gövde içi gizli mühimmat haznesinde Aselsan Tolun delici bomba atışı testi gerçekleştirilecek. Anka 3'ümüzün gövde içerisinde iki istasyon her bir tanesi 650 kilogram. Kanadının iç istasyonlarında ise yine her biri 650 kilogram ve son olarak da dışarıda her biri 100 kilogram kütleli mühimmatlar taşınabilecek. Böylesine gizemli hayalet yani radarda görünmeyen özelliklere sahip insan savaş aracımız inşallah 2027-2028 yıllarında da Milli Muharip Uçak K tarafından kontrol edilecek. Yani mevzunun güzelliğine bakar mısınız? O günleri vallahi iple çekmekteyiz Rabbim inşallah hızlı bir şekilde o günleri bizlere gösterir. Tekrardan projelerde emeği geçen tüm mühendis, teknik, personel, çaycısına kadar hepsinden Allah razı olsun diyorum ve bugünkü videomuzun sonuna gelmiş oluyoruz. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuzu gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. O zaman ne diyelim? Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.